Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bizim bugünkü qonağımız tanınmış yazar Ayşə Gül Karaz oğlu, hansı ki Şəfraq kitabının müəllifidir. Salam, erkəncə xoş gəlmisiz bizim verilişimizə. Salam. Hoş vulduq. Hə, hoş bulduq. Ayşə Gül xanım, sizin Azərbaycana gəlişiniz ilkdimi? 4-cü gəlişim. İndiki gəlişiniz Ne meksedinden Azerbaycan'dasınız? 6. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumuna Şakrak'la ilgili uluslararası bir bildiri yayınlamak için geldim. Ah. Dün de bu bildiriyi yayınladık. Çok da güzel geçti programımız. Amacımız dünya çocuklarına yeni kahramanı Şakra tanıtmak. Aa, şa Şakrak Tanıtma. O hansı ki siz Şakrak kitabını çıkartmışsınız. Onun e, animasyon e, cizgi filmi var mı? Evet, Şakrak e, kitaplarından bir tane örnek getirdim size. Hı -hı. Şakrak 3 bu. Şakran her kitabı farklı bir e, renkte, ve farklı bir içerikte. Şakrak kitaplarının animasyon filmi de var. E, şu an ortalama 3 tane filmimiz var bizim. Hı -hı. En son yapmış olduğumuz animasyon filmi Uluslararası kısa animasyon film festivallerine gönderdik. Hı -hı. Ve birçok ülkede yayınlandı. Hırvatistan, Japonya, Çin, Kosova, Fransa ve en önemlisi Hı -hı. Fransa Kan Film Festivali'nde seçilen tek Türk yapımı oldu. Hı -hı. Şakran misyonu iyilik yapmak. Hı -hı. Biz aslında dünyaya bir mesaj veriyoruz. Hı -hı. İyilik. İyilik yapalım. Ve kültürel bir mesaj veriyoruz. Hı -hı. Çünkü yerli ve milli algısı çok önemli. Hı -hı. Şakrak'la eee oluşturmuş olduğumuz hikaye kitaplarında çocuklarımıza yerli ve milli algısını veriyoruz. Hı hı. Bu yerli ve milli algısını aslında Türkiye'de doğmuş oluyor bu karakter. Fakat hı. global baktığımız zaman her ülkede karakterin mesajları dünya çocuklarına uygun. Yani hı hı. sadece Türkiye'nin karakteri değil. İşte sadece belirli bir içerikte değil. Geniş hı. anlamda hikayeyi okuyan çocuk değerlerimizi öğretiyor. Değerlerimiz her ülkede aynıdır. İlik, saygı, sevgi, Hı -hı. özgüven, kanaatkarlık her ülkedeki çocuğun değerleri aynı aslında. Her Hı -hı. ülkedeki çocuğun pedagojik anlamdaki karakteri aynı, hassasiyeti aynı. Hı -hı. Ama maalesef yanlış içerikli çizgi filmler, Hı -hı. yanlış içerikli kitaplar, yanlış içerikli oyunlar, mobil dünya, sanal Hı -hı. dünya çocuklarımıza zarar vermekte. Hı -hı. Neyine zarar vermekte? Kültürüne, maneviyatına ve en önemlisi Hiç ruhsal değil. dünyana ve sağlığına zarar vermekte. <laughs> Bakın maalesef son günlerde duyduğumuz bir mobil oyun var. Ortalama 130 çocuk bu mobil oyundan dolayı <laughs> intihar ediyor. Ne kadar evet. büyük bir vaka. Dünyada bu. Şimdi bu mobil oyunun vermiş olduğu zararın sonucunu maalesef yaşadık. Ee, bir de kitaplar var. Kitapların içerikten ne <laughs> zararlar görüyor? Resimlerinde kültürel anlamda bizim değerlerimize aykırı resimler var. Hikayenin içeriğine bakıyorsunuz, sizin çocuklarınıza vermiş olduğunuz kültüre, e, maneviyata e, uymayan içerikler var. Şimdi her kitap okuyabiliyor musunuz? Vaktiniz oluyor mu çocuğunuza seçtiğiniz? Okuyamıyorsunuz. Tabii ki, Tabii ki. Ebeveynler çocuklarına seçmiş oldukları kitapları okuyamıyor. O zaman biz yazarlar hassas davranmalıyız. Ben bu hassasiyeti sadece yazar olarak taşıyamam. Hı -hı. Çünkü pedagoji tarafı akademisyenlerden incelenmesi gerekli. Ve her kitabı e, profesör doktor Mustafa Koç ve ekibine hı hı. inceleterek hazırlıyorum. İşte o yüzden Şakrak dünya markası olma adına bir böyle bir hı hı. girişimimiz böyle bir niyetimiz var. Neden Şakrak? Nasıl ismi verdiniz? Evet, neden Şakrak? Şimdi bizim hedefimiz kim çocuklar? Hı hı. Çocuklarımıza nasıl ulaşabiliriz? Onların diliyle. Onların dilinde, onların telaffuzu olarak kolay söyleyebilecekleri, e, hızlı hatırlayabilecekleri, kulaklarına hoş gelen ve anlam olarak her dilde aynı anlama geliyor. Şen Şakrak. Eğlenceli. Hı hı. E, ve bu kitabın e, İngilizce tercümesi var mı? Var. Var. Diğer kitapları da çoğaltacağız. İnşallah e, biz bir de her kitapta e, bir şehirde geçiyor maceramız. Hı hı. İşte Şakrak bir de okuyucu İstanbul'u öğreniyor. İki Snoop'u öğreniyor. Ben ayrıca Snoop'luyum. 3'te uh -huh. e, Alanya'yı öğreniyor. 4'te Gebze'yi öğreniyor. 5'te Van'ı öğreniyor. 6'yı yazıyorum. altıda Ordu'yu öğrenecek. 7'de inşallah Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini öğrenecek. Kim? Dünya çocuklara. Uh -huh. Bu bir hedef. Biz her kitapta e, bunu yaygınlaştıracağız. Okuyucu şehir ve ülke kültürünü görmüş olacak. Bir de sosyal bir konu işliyoruz şakrakta. Uh -huh. Mesela çocuklarımız İşitme engelli bir kişiyle karşılaştığında nasıl davranması gerekli? İşaret dili bilmiyorsa. Onun Hı -hı. ne demek istediğini anlayamayacak. Ama biz Şakrak 5 kitabında çocuklarımıza hem işaret dili öğretiyoruz hem de işitme engellerle ilgili farkındalık kazandırıyoruz. Hı -hı. Tüm kitaplar Braille alfabesine çevrildi. Hı -hı. Şimdi Şakrak 6 Ordu kitabında Ordu kitabında obozite işleyeceğiz. Bakın ne kadar hep dünya sorunları. Dünya sağlık örgütü araştırma yapıyor. Dünyanın birinci hastalığı kanser, ikinci hastalığı obezite. Üç kişiden bir kişi obeziteden ölüyor. Biz global yani dünya sorunlarını şakrakta konu ediniyoruz. <laughs> Şakran kitabı farklı bir ülkede basıldığında ya da farklı bir dile çevrildiğinde ya da o ülkeye bir hikayede anlattığımızda o ülkenin çocuğu şakrak kitabını aldığı zaman kendine uygun değerleri, <laughs> kendine uygun sorunları karşılaşacak. Ve onlara göre çözümü şakrakla beraber arayacaklar. Ee, siz onu Türkiye'de herhalde İstanbul'da satışa çarpmıyorsunuz. Türkiye, Almanya, Kıbrıs'ta şakrak kitapları tüm kitap evlerinde, internet satış noktalarında satılmakta. Ee, ne kadar kitap satıldı sizde? 100 bin kitap satıldı. Ee, ne kadar müddete? Yani ortalama bir yıl içinde. E, tabii ki daha öncesinde arge çalışmalarını yaptık. Hı hı. Ve şakran e, toplamda şu anda 10 çeşit kitabı var. Okul öncesi, ilkokul hı hı. ve ortaokul çeşidi var. Bilmece, zeka oyunları, okul öncesi masal kitapları. Hı hı. Çünkü çocuğa karakteri biz okul öncesinde hazırlıyoruz. Okul öncesinde veriyoruz. Hı hı. E, yapılan bir araştırma var. 6 bin çocukta test yapıldı Türkiye'de. Hı hı. Ve 6 bin çocukta yapılan testte üniversite yaptı bunu. Şakrak kitaplarının çocuklar üzerindeki etkisini hı. ölçtük. Hani satış hı hı. dediniz ya çocuk bu kitabı aldığında ne hissediyor? Neden bu kitabı alıyor? Neden tercih ediyor? Şakrak kitaplarının yapılan test sonucunda kitap okumayı sevdirdiği, değerleri öğrettiği ve kitap okuma alışkanlığını arttırdığı ortaya çıktı. Yani çocuk karakterle bağ kuruyor. Hı hı. Ve bu bağ diğer karakterler gibi fantastik değil tamamen gerçek hayattan. Gerçek hayattan besleniyor. Neden gerçek hayattan besleniyor? Hı hı. Çünkü ben kitabı yazmak için çocukların arasında duruyorum. Çocuklarla beraber vakit geçiriyorum. Şehirleri geziyorum. Şehirlerin kültürünü, tarihini öğreniyorum. Ülkeleri geziyorum. Gezmeden, yaşamadan, yemeğin tadına bakmadan, çocuğa dokunmadan şakra yazmıyorum. Ee, Ayşegül Hanım siz e, dediniz ki e, festivalde evet. de yani ki bu e, demiyorlar ki geçir. festivalda festivalde geçtiği müddette yani rekor kırabildi mi? Şakrak kitaplarının hı. çizgi filmi, animasyon, iyilik filmi, Kan Film Festivali'nde kendi kategorisinde seçilen tek Türk yapımı oldu. Ha, rekor kırabildi evet, herhalde. kendi alanında. Ee, ondan sonra mesela dünya markası olma iddiası var mı? Evet, sloganımız şu, dünya çocuklarının yeni kahramanı Şakrak. Ee, siz Azerbaycan'dan sonra hangi ülkelere gitmeyi düşünürsünüz? Sırada Ukrayna var, Kıbrıs var, Almanya var, İngiltere var. Hı hı. Ee, i̇nşallah bu e, serüvenimiz tüm dünyaya yayılır diyorum. Tüm dünya çocuk karakterine uygun, çocuğun psikolojisine uygun hı hı. ve çocuğa katma değer sağlayacak ve çocuğa faydalı olan karakterlerle tanışsın diyorum. Disney'e gitmeye düşünürsünüz evet, mü? İnşallah. <laughs> i̇nşallah ne zaman? Hindistan'da var bu arada. Hindistan Bollywood'a gideceğiz. İnşallah. Hindistan'da bir animasyon çalışmamız olacak. Hı -hı. E, oradaki iş adamları e, bu konuya çok duyarlı davrandılar. Hı -hı. Karakterin mesajları çok hoşlarına gitti. Hı -hı. Animasyon e, hikayemiz yazıldı. Senaryo hazır. Sadece Hı -hı. çekimi kaldı animasyonu. Ha İnşallah. İmza günü düşünürsünüz mü? Evet Azerbaycan, vakide düşünüyoruz. Bakü'de. <laughs> ne zaman inşallah? Ee, Kasım ya da Aralık'ta. Yakın i̇nşallah. bir zamanda. <laughs> i̇nşallah. Ee, ben bildiğim kadarıyla siz diş hekimi olmuşsunuz. Ee, İstanbul Üniversitesi diş hekimli, öz ve diş sağlığı bölümü mezunuyum. Hı. İstanbul Üniversitesi'nde daha birinci sınıftayken ben bölümüme başladım ve hemen okul çıkışı kurslara gittim. İşte Hı. üniversite benim için aslında tamamen kendimi besleme dönemi. Yani Hı. kendimi yetiştirme dönemi. Tiyatro, oyunculuğu, yazarlık, senaristlik ve diksiyon eğitimine gittim. Hı hı. Akabinde de hem üniversitemi okudum, hem de oyunculuk yaptım, televizyon programcılığı yaptım, proje danışmanlığı yaptım. Türkiye'de birçok belediyeye proje danışmanlığı yaptım. Ve proje üretmeyi çok seviyorum. Şakrak'ta. Da... Dünya Çocukları'nın yeni projesi. Neden diş hekimliği üzerinde çalışmadınız? Birdenbire yani kitabı, şakrak kitabının müellifi olmadı şimdi <laughs> aniden. <gülüyor> Çünkü ben tedavi noktasında değil, ben onun çözüm noktasında olmayı seviyorum. Yani siz dişi tedavi ettiniz, tekrar karşı tarafı bilinçlendirmezseniz o diş tekrar çürüyecek. O a, anlamda da bütün dişler gülmeli diye bir tiyatro oyunu hazırladım. Yani üniversitede okuyorken de sosyal projeler yapıyordum. Ve daha sonra kadına şiddetle ilgili sosyal projeler yaptım. Bileşim su tüketimiyle ilgili sosyal projeler Hı -hı. yaptım. Üniversite bittiğinde kendime şunu sordum. Nerede mutlusun? Ve kendimi hayatı dokunan sorunların içinde gördüm. Ben sorunları keşfedip o sorunlara e, nasıl bir çözüm bulabilirim? Bunu yaptığım zaman, bu çözüme ulaştığım zaman mutlu olduğumu gördüm. Ve insanlara dokunmayı seviyorum. İnsanların arasında olmayı seviyorum. Yani klinikte olan arkadaşlara da saygı duyuyorum tabii ki. Ben size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun bizim kanalımıza geldiğiniz için. Şakrak kitabından bize mevmat verdiğiniz için. minnettarım. teşekkür ederim Kitabımızı size. Kitabımızı imzalayacağım. Son olarak kendi kalemimden şunu söylemek istiyorum. Bir yer var bilir misin? Bir kalpte iki cihan. Adı Can, soyadı... Azerbaycan sevgi ve saygı muhabbetle. Teşekkür ederim Sağ size. Sağ olun.